Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ermenistan'ın Batı ile entegre olmasını istiyorlar. Dolayısıyla bunun bir yolu olarak da Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin gelişmesini, böylece Ermenistan'ı eski Sovyet coğrafyasındaki bu ülkenin Rus etkisinden, Moskova etkisinden sıyrılabileceği şeklinde bir kanaat var. Soykırım iddiaları noktasında da genellikle Türkiye'nin bu konuda adım atmasını isteyen ABD ve Avrupa Birliği içerisindeki bazı şeyler, bu noktadan da genellikle Türkiye'ye yönelik bazı girişimler oluyor. Ama şunu tabii söylemek lazım, Ermeni diasporasının faaliyetleri alanı ve hedefiyle Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri her zaman da tam olarak örtüşmüyor. Örneğin Ermeni diasporası için birinci öncelik soykırım iddiaları konusu. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşse, sınır açılsa bile Ermeni diasporası aynı şekilde soykırım iddialarına yönelik faaliyetlerine devam eder. Bu konuda Türkiye'yi sıkıştırmak için bütün hem zaman anlamında hem ayırdıkları bütçe anlamında girişimlerini sürdürürler. O nedenle ben Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşse bile diasporanın faaliyetlerinin değişmeyeceğini, bu konuda bir yumuşama olmayacağını düşünüyorum. Tabii bu arada Türkiye-Ermenistan sınırının kapatılmasına neden olan koşul değişmedikçe de, yani Dağlık Karabağ sorunu çözülmedikçe de zaten Türkiye açıklamış durumda sınırın açılmayacağını. Bu durumda tabii artık ABD ve Avrupa Birliği tarafından daha net anlaşılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi tabii sınırın açılmasının etkisinin çok büyük olacağını iddia etmek için pazar potansiyelinin, Ermenistan'ın iktisadi gelişmişliğinin ve sınır bölgesindeki kentlerin çok yüksek nüfus ve iktisadi gelişmişlik düzeyine sahip olması gerektiğini söylemek lazım. Ama bu açıdan baktığımızda Ermenistan'ın aşağı yukarı Dünya Bankası verilerine göre 3 milyon ya da daha az nüfusa sahip bir ülke, coğrafi büyüklüğü Erzurum'un büyüklüğünden biraz daha büyük, 29.800 kilometre kareye sahip bir ülke ve sınır bölgesi olan, Ermenistan'la sınırı olan Türkiye sınırındaki Kars ve Iğdır kentlerinin toplam nüfus miktarı 488.500 yaklaşık. Dolayısıyla böyle bir potansiyelsizlik demek lazım aslında ona. Sahip olan bir bölgede çok ciddi bir iktisadi katkının olacağını iddia etmek yanlış olur diye düşünüyorum. Ancak diğer bir örnekle bunu daha doğru ifade etmek mümkün olabilir. Örneğin Nahçıvan'la Türkiye sınırı açıktır ama Nahçıvan'dan Türkiye'ye giren nüfusun büyük bir oranı, %90-95 oranında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlere gitmektedir. Dolayısıyla Ermenistan sınır kapıları açıldığı zaman da aynen öyle bir durumun yaşanacağını söylemek yanlış olmaz. Zaten fiili durum öyle yaşanmaktadır. Ermenistan'dan Türkiye'de çalışan nüfusun şu anda tahmini 100 bin civarında bir nüfus var ve bunların %100'e yakını İstanbul'da çalışmaktadır. Bu demektir ki sınır kapılarının açılması durumunda Kars ve Iğdır gibi Ermenistan'la sınırı olan kentlerde çok hiç demek lazım aslında bir ekonomik canlanma olmayacağı, sadece bölgenin geçiş güzergahı olarak kullanılacağını söylemek doğrudur ve yerindedir diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı olmasının temel nedeni aslında Karabağ sorunu. Özellikle 1993 Nisan'ında Karabağ sorunu Karabağ'ın dışına taşıp Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline vardığında ve bu Kelbecer rayonuyla başladı. 3 Nisan 1993 itibariyle sınır kapatıldı. Aynı zamanda hava sahası da kapatıldı. Daha sonra 1995 yılında hava sahası açılmakla beraber kara sınırı kapalı kalmaya devam etti. Yani temel sebep Ermenistan'ın Karabağ dışındaki Azerbaycan topraklarını da işgal etmesi oldu. Sınırın açılmasının tabii çok büyük etkileri olacak ama asıl sınırın kapalı olmasının Türkiye'nin Güney Kafkasya politikalarına etkileri var. Nedir? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'la birlikte yeni bir Kafkasya inşa ediyor bölgede. Bu ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel boyutlarıyla yeni bir alan yaratmış vaziyette. Ermenistan tamamen bunun dışında, yapıcı bir aktör olmadığı için. Ve Türkiye'nin kurduğu bu bölge, Azerbaycan ve Gürcistan'la birlikte oluşturduğu Kafkasya gittikçe zenginleşen, daha demokratik, dünyaya daha açık, daha modern bir Kafkasya. Ermenistan gittikçe daha kapalı, içinde daha sorunları olan, andemokratik, daha çok Batı dünyası ziyade Rusya ile ilişkili olan bir ülkeye dönüşmüş vaziyette. Eğer Ermenistan var olan politik yaklaşımından vazgeçip Türkiye ile işbirliğine doğru giderse ve sınırlar açılırsa, Ermenistan'ın da dahil olduğu Kafkasya bölgesi daha geniş, daha zengin ve barışın hakim olduğu bir bölge olacak. Bu Kafkasya'nın aslında önünü açacak, daha zengin ve daha huzurlu bir bölge olmasını sağlayacak.